Bismillahirrahmanirrahim. 2015-100 ara sınavı Arapça 1 çıkmış sorular. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? İsim cümlesi olabilmesi için isim ile başlaması gerektiğini hatırlıyoruz. Maza bir edattır. Bir isim fiili olarak değerlendirilmez. Dolayısıyla ardından gelen kelimeye bakmak icap eder. Tekra'u. Tekra'u kara, yekra'u, tekra'u. Fiildir, fiil muzaridir. Fiildir, dolayısıyla fiil cümlesidir burası. B şıkkı da yehterimu, ihtereme, yehterimu. Fiil muzaridir, fiil ile başlamıştır. Dolayısıyla yine bir fiil cümlesi söz konusu. Fil mescidi, mescitte vardır. Yani burayı haber olarak sayabilirdik ki ardından salleytü fiil cümlesi gelmiş. Fiil ve fail gelmiş. Dolayısıyla arkadaşlar salla, fiil, tu, fail fil mescitte mef'ul olmaktadır. Mef'ul burada öne geçmiştir. D şıkkı yani yine C'de fiil cümlesiydi. D şıkkı ceza'ukum sizin cezanız artık karşılığınız yaptığınız işin karşılığı nedir? El hirmanı diye devam ediyor. Buna göre D şıkkı isim cümlesidir. E şıkkına baktığımızda tusalli yine fiildi. Tusalli namaz kılıyor. El binti kız. Aleyh seccadeti seccade üzerinde. Dikkat çeken nokta şu. Yani isim cümlesi biliyorsunuz isim ile başlayan cümleye denilmekteydi. Fiil cümlesi de fiil ile başlayan cümleye denilmekteydi. A şıkkına baktığımızda A şıkkında tekrar fiili var. B'ye baktığımızda yahterimu fiili var. C'ye baktığımızda salla fiili var. D'ye baktığımızda hiçbir fiil yok. E'ye baktığımızda tusalli fiili var. D'de hiçbir fiil olmadığından burası fiil cümlesidir. Asla denilemezdi. Dolayısıyla isim cümlesidir. 2'ye bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? Bakıyoruz. A şıkkında hiçbir fiil yok. Tabii hiçbir fiil olmaması onun yani ne diyelim açıkçası fiil olsa da cümlede onun fiil cümlesi olmasını gerektirmezdi. Cümlelerin nasıl kurulduğu önemli. Ene ben neyim? Balibun bir öğrenciyim. Mübteda haberden burası isim cümlesidir. B şıkkına baktığımızda hali yeştegil görüyorsunuz burada bir fiil var. Fiil var ama bu fiil ile başlamış. Hayır hali ile başlamıştır. Yani mübtedadır burası. İsim ile başlamıştır. Dolayısıyla isim cümlesidir. C şıkkına baktığımızda fiil ile başlamıştır. Zehebe, yezhebu, meşhur fiil 3. baptan. Fiil ile başladığından fiil cümlesidir. D şıkkı yine neyle başlamış? İsimle başlamış. İsim olduğunu elif lamlı olmasından anlayabildik. El cenneti cennet nedir? Tahte ekdamil ümmehati annelerin ayaklarındadır. Ayakların altındadır. Meşhur hadis. E şıkkına baktığımızda seyyaratu ebi, babamın arabası seyyaratu hızlıdır. Mübteda haber yine isim cümlesi. Fiil ile başlayan sadece C şıkkı vardır. Dolayısıyla C şıkkı nedir? Fiil cümlesidir. 3'e bakalım. 3. Hel haracet talibu ile sahetin. Yukarıdaki cümlede yer alan kelime çeşitlerinin sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Bir tane fiil var, iki tane harf, iki tane isim. Bir tane fiil var, o da ne? Harece. Doğru mu? Doğru. Başka fiil yok. İki tane harf var, doğru mu? Evet. Hel bir harftir, ila da bir harftir. Hel, irabı etki etmeyen bir harf, ila irabı etki eden bir harf. Sahet kelimesinin sonunu cer etmiş. İki tane isim var demiş, doğru. Ebbalim isimdir, eliflamlıdır nitekim bu isim olduğuna dair bir alamet. Es-sahati de isimdir, eliflamlıdır gözüktüğü üzere yine isim olduğuna dair bir alamettir. 4. Aşağıdakilerin hangisinde her iki kelimede de ne var? Semai müennestir. Semai müennes tamamıyla ezber işidir. Ezberlediyseniz yaparsınız, ezberlemediyseniz artık işiniz ne diyelim atmaya kalmıştır diyelim. Doğru şık burada C'dir. Rihun. Rüzgar, aynın, göz manasının ikisi de semai müennestir. Semai yani işitmeye bağlı manasına gelmekte. Kimden işitilmiş? Araplardan. Soru 5. Kelimelerden hangisi hakiki müzekkerdir? Hakiki müzekker yani fizyolojik, bedensel olarak
ne diyelim, müzekker, yani erkek kabul edebileceğimiz varlık hangisidir? Burada el velet var. Velet çocuk. Yani bir insan çocuğu, insan evladı, insan yavrusu artık. Dolayısıyla fizyolojik, bedensel olarak müzekkerdir, yani erkektir, erildir. Bundan ötürü hakiki müzekkerdir. Elbabı müzekker değil mi? Müzekker ama hakiki değil. Yani bir kapı, gerçekten de Türkçe'de de bir kapıya erkek muamelesi yapılır mı? Yok. Kadın muamelesi yapılır mı? Hayır. Çünkü hakiki değildir ama mecazen müzekkerdir. Diğer de aynı şeyler söz konusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cinsiyet uyumu yanlıştır? Cevap A burada. Çünkü seyip gayri lafzi hakiki müennes olarak adlandırılır. Hemen kitaptan da bakabiliriz. Gayri lafzi hakiki müenneslere bakıldığında seyip burada yer almıştır. Seyip kocası ölen kadın için kullanılan bir terimdir. Kocası ölen kadın manasına gelmekte. Dolayısıyla bir erkek de yan yana kullanılamaz. Çünkü kadın için kullanılan bir kelimedir. Nasıl bir kelime? Gayri lafzi hakiki müennes. Burayı nerede? Sayfa 32'de burayı görebilirsiniz. Dolayısıyla er racülü adam manasında hakiki müzekker, seyip ise müzekker olmadığından cinsiyet uyumu söz konusu değildir. Diğer kelimeler de yine aynı ünitede, aynı sayfalarda bulabilirsiniz. Bunlar neden böyle, neden değil diye. 7'ye bakıyoruz. Hangisi cemi müennes salim değildir? Cemi müennes salim biliyorsunuz. Açık T sağında dik elif olan kelimelere cemi müennes salim demekteyiz ve buradaki kelimelerin tamamı o şekilde yazılmıştır. Ama bir fark var. Ebyat kelimesi nedir? Cemi mükeserdir. Her ne kadar açık elif, yani dik elif ve açık T ile yazılmış olsa da cemi mükeserdir. Böyle bir şey söz konusu. Çünkü bunun cemi yapılış hali, yani sonra bir dik elif, sonradan da açık T getirerek elde edilmemiştir. Cemilik hali bu şekilde elde edilmediğinden, yani cemilik alameti o değildir. Mühendislik alameti o değildir. Cemi alameti de değildir. Cemi mükesserdir. Her ne kadar dik elif açık T ile yazılmış olsa da. Bu tarz kelimeler nadirdir. Yani bu tarz olan kelimeler varsa da nadirdir. 8. İki kelimede de cemi kıllet vezninde olan hangi şıktır? Cemi kıllet vezinlerini ezberlediysek yine yapabileceğimiz bir soru. Ezberlemediysek yapamayacağımız bir soru budur bu da. Cemi kıllet vezinleri 4 taneydi. Ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, fi'letun. Bunu da unutmamış olalım. Buna göre cevap B olur. Evladun. Bir de ecdibetun. Soru 9. Hangisi tesniye değildir? Kalemani, kalemun galemani, tesniye. Raculeyni, tesniye. İhvanun, tesniye değil. Medresetani, tesniye. Habibeteyni, tesniye. Tesniyeyi nasıl anlıyorduk? Tesniyelerde tesniye elifi olur veya tesniye yası olabilir. Bir A şıkkı elif ile B şıkkı ya ile yazılmış. D şıkkı tekrar elif ile yazılmış. E şıkkı tekrar ya ile yazılmış. İhvanda da var. Tamam da nun esreli olmalı. Nun esreli olmalı. Yani tesniyenin nunu esrelidir. Bu bilgiyi bilmemiz, bunun C şıkkı olduğunu bulabilmemiz için yeterliydi. Tabi biliyorsunuz tesniye nunları zaman zaman düşebilir. Mesela tesniye bir kelime muzaf olursa nunu düşer. Öyle bir durum da vardı. Soru 10. Buradan yukarıdaki cümlede yer alan marife kelimeler ve çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Ne demiş? Et-tifletu. Evet, eliflamlı olduğundan marifedir. Es-sagîratu eliflamlı olduğundan marifedir. Kelimesi baktığımızda marife gözükmese de cümle içine baktığımızda ummiha. Ummi nedir? Kendisi esasen nekredir. Ama muzaf konumunda. Neye muzaf? Marifeye. Çünkü ha nedir? Zamirdir. Zamirlerin tamamı nedir peki? Marifedir. Bu durumda neye muzaf olmuş? Marifeye muzaf olmuş. Eşittir. Marifeye muzaf olan kelimeler görünüş itibariyle nekir olsa da marifeye muzaf olduklarından ötürü bu sebebe binaen
Onlar da artık marifet sayılırlar. Yani A şıkkında bir hata var mı? Bir de ha zamiri var. Evet, ne dedik? Zamirler direkt marifedir dedik. O da var. Bir tane daha ha yazılmış sanırım. İki tane mi ha yazılmış? Evet. Bir tanesi ünnihadaki ha, diğeri leha'daki ha. Doğru yazılmış. B'ye baktığımızda bir tane ha yazılmış. Diğer ha atlanmış. Ha'nın birisi zamirse, diğer, yani birisi marifesi, diğerinin iyi olması. Sonuçta zamirdir. Zamirlerin tamamı marifedir. Doğru şık ne olur? A olur. 11 hangisi marifedir demiş. Müslümani marife değildir. B şıkkı da değil. C şıkkı Medine tüm kelimesini okuduğunuzda. Medine bir şehir yani Mekke Medine var ya Arabistan'daki bir şehir adı. Dolayısıyla özel isim, özel isimler de marifedir diye aklınıza gelmiş olabilir. Buradaki Medine, işte Mekke Medine manasında oradaki bir yerleşim yeri değil yani. Bunun direkt tercümesi ne? Şehir. Hangi şehir? Belirsiz. Bundan dolayı marifet değildir. D şıkkına geldiğimizde D şıkkı zamirdir. İyyahu, iyyahuma, iyyahum. Zamirdir, zamir çekimidir. Zamirler marifedir diye söylemiştik. Dolayısıyla D şıkkı marifedir. E şıkkında alakası yok. 12'ye bakıyoruz. 12. Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizgili kelimenin zıt anlamlısı nedir? Ezberle alakalı diyebiliriz. Adidetün, galiletün olur. Zıttır. 13. Hasbuna cümlesinde yer alan altı çizgili kelimenin eş anlamlısı nedir? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Çok duymuş olabilirsiniz. Hasbu yeter na bize kim? Allahu Allah Teala. Ne olarak? Vekil vekil olarak. Allah Teala vekil olarak bize yeterlidir. Hasbuna yeterli manasında. Yekfi yine yeter na bize. Yekfi. Yekfi de yeterli manasındadır. Eşittir nedir yani? Eş anlamlıdır. Dolayısıyla cevap ne olur? C şıkkı olur. 14. Doğru tercüme istenilmiş. Günler birbirini kovaladı. Günler birbirini kovaladı. Bir yandan günler birbirini kovalar iken, burada hal kullanılmış. Hali hatırlarsınız, iken olduğu halde gibi çevir yapardık. Günler birbirini kovaladı. 40 yaşına ulaşınca günlerin birbiri peşine geçip gittiğini anladı. Bu bayağı da bu daha bir değişik. Çoğunluk ne? Günler birbirini kovaladı. Ta'akabetil eyyamu. Günler birbirini kovaladı. Ba'zuha diye devam ediyor. Gerisine bakıyoruz. Ömründen 40'a ulaşmıştı artık. Buradaki olay esasen izaya vereceğimiz mana ile alakalı. İza bir de ne görsün? Yani şaşkınlık manası ifade etmektedir. Bunu bilerek yola çıkabilirsek D şıkkı olduğunu anlarız. Yani ansızın şaşırma manası ifade etmesi gerekiyor. Hüve o belaya ulaştı. El erbaine 40. Hangi 40 bu? Min umri ömründen 40. Yani ömrünün 40 yaşına ulaştığını fark etti. Evet. Bir de ne görsün? Burada görme fiili var mı diye düşünebilirsiniz. Görme fiili olmasına gerek yok. İzah şaşkınlık ifade ettiğinden bir de ne görsün diyerek şaşkınlığı tercüme o şekilde etmişlerdir. 15. El cennetu tahta ekdamil ümmehati. Bu hadis az önce yine şıklarda geçmişti. Altı çizgili kelimenin irabı ile alakalı bilgi verin. E şıkkında doğru şık E şıkkı. Muzafın ileh demiş. Muzafın ileh midir? Kelime ne? Esre ile bitmiştir. Yani mecrur konumundadır. Tabii. Mecrur konumundaysa sağına bakıyoruz. Sağ tarafta sıfatı mı var acaba? Sıfata uyduğu için mi böyle oldu? Hayır. Çünkü el-ümmahat eliflamlı bir kelime. Sağındaki kelime olan ekdam eliflamsız. Dolayısıyla sıfat mensup ilişkisi vardı da bu yüzden ümmahat esrelendi diyemiyorum. Öyleyse sağında harfi cer mi var? Yok. O zaman bu kelime nedir deriz? Muzafun ileyhtir. Eşittir. Ekdam kelimesi muzaf olur bu durumda. Tabi ekdam kelimesinin mimi de eseri görüyorsunuz. Demek ki ekdam kelimesi de muzafın ileyh konumunda. O zaman muzaf hangisi? Tahte. Buna göre tahte nedir? Tabi zarf da aynı zamanda muzaftır. Ekdam kelimesi muzafın ileyh. Ekdam kelimesi aynı zamanda muzaf. Yani hem muzaf hem muzafın ileyhtir.
El-Ümmehat da muzafın ileyh olmaktadır. Mecrur mudur? Mecrurdur tabi. Muzafın ileyhlerin hepsi mecrur. Celal alameti ney? Kesredir. Artık kesre deriz, esre deriz, her ne diyeceksek. Mef'ulün bihtir demiş. Mef'ulün bihtir, mecrur, celal alameti kesredir. Mef'ulü bih olabilir mi? Olamaz. Çünkü mef'ulün bih olması için ortada bir fiil olması gerekiyor. Ortada fiil yok ki. Burası ne? İsim cümlesi. İsim cümlesinde mef'ulü bihin ne işi var? Mef'ulü bih gayrı sahih olmaz. Muzaf ile mecrur cer alameti eliftir demiş. T'den önceki elife vurgu yapmış. Bakalım şaşıracak mısınız diye. Değildir. Kelime tesniye değil ki. İşte elif ile irabın alakası olsun. Gerçi elif ile yine mecrur olamazdı. Tesniyelerde ya ile mecrur olur. Mef'ulü bih yine olamaz. Ortada fiil yok. Muzaf ileyh cer alameti kesredir diyoruz. 16. Ne demiş? Cümlenin altı çizili kelimenin cemi müzekker salim formuyla tekrar kurulmuş hali aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş? Cemi müzekker salimin ne olduğunu biliyor muyuz? Cemi müzekker salim kelimenin sonuna vav ve nun eklenmesi demektir. Kelime muzafın ileyh olursa nunu ekleme, pardon, muzaf olursa kelimenin sonuna nunu eklemeyiz. Ama muzaf değilse sonuna nunu ekleriz. Aynı zamanda vav da ekleriz. Vav nun. El muvazzafune. Tabi kelime şu an merfu yani ötreli olduğu için ben buraya vav ekledim. Kelime fetal olsaydı el muvazzafine yani ya ile nun eklerdim. Kelime esreli olsa yine ya ile nun. El muvazzafine eklerdim. Buna göre olay nerede bitiyor? Esasen bu kelimenin nasıl cem müzekker salim yapılacağını bilmekle alakalı. Bakıyoruz A şıkkında ne yapmışlar? Muvazzafani. Yani şu an ben de sorulara şu an bakıyorum. Daha önce bakmış değilim. Tesniye, dik elif, ardından esrelin nun var. Bu tesniye yapılmış. B şıkkı el muvazzafune doğru mu yapılmış? El muvazzafune doğru yapılmış. Funu yazılmış gerçi. Muvazzafune değil. Yanlış yazılmış. Nunda ötre var. Tamamıyla bir dikkatli isteyen bir şey esasında. Bilmek de yetmiyor. Nunda ötre var. Yanlış yazılmış. Yani fetha olmalıydı. Cemil Müzekker Salim'in nunu daima fethalı olur. Esreli olmaz. Zammeli olmaz. Daima fethalı olur. C şıkkı. El-Muvazzafine ya ile yazmışlar. Yani nasb ve cer konumundayken bu şekilde yazılır. Bu kelime öyle değil ki. Merfu konumunda. Çünkü faildir. Aynı zamanda yukarıda merfu idi ya. Yine merfu yazmamız isteniyor dolayısıyla. Bu yüzden bu kelimenin yazılışı yanlış. El muvazzafu ne doğru. Vav ile yazılmış. Nunda da fetha var. Doğru. El muvazzafatu cemi müennes salimdir. Dik elif açık T var şimdi. Buna göre şık hangisi olmuş oldu? D şıkkı doğru oldu. 17. Hangisinde mübteda ile haber arasında ikilik uyumu vardır? İkilik yani tesni olmaları gerekiyor ve uyum olması gerekiyor. Şeceratu nedir? Şecer kelimesi. Ağaç yani nedir? Müfrettir. El fellahani mesrurani. Özellikle nunlara hareke koymamışlar. Fethalayacak mısınız? Ötelecek misiniz? Mesruranu. Mesrura ne diyeceksiniz acaba diye özellikle hareke konulmamış. Doğru şık bu esnada onu da söyleyelim. C'ye baktığımızda ene ben diyor yani ikili değil ki zaten tesniye değil. İki kişi değil ene ben. Tek kişi bu. Ben neyim? Dalibetim bir bayan öğrenciyim. İkili değil bu dolayısıyla aranan şık değil. D şıkkı hüve müfret müzekker zamirdir. Müfrettir yani ikili değildir. Dalibinde müfrettir. Dolayısıyla ikili değil. El-ulema'u cemidir. Cemi mükesserdir. Biz tesni arıyorduk. Alimler nedir? Siracül ümmeti, ümmetin kandilidir, lambasıdır, aydınlatıcısı, ışığıdır vesaire. Dolayısıyla buralarda yani B şıkkının dışında tesniye bir kelime hiçbir şıkta yok. A'da tesniye yok, C'de, D'de, E'de yok. Peki B'ye konsantre olabiliyoruz. B'ye de baktığımızda onlarda hareket yok. Arkadaş estre mi koyacağız, ne koyacağız belli değil ki diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama diğerlerinde tesni olacak hiçbir kelimenin olmadığını açıkça gördüğümüzden B'yi tesniye sayarsın ve numara S'yi koyarız. El fellahani mesrurani B şıkkı doğrudur.
D'lerin hepsinde hareke vardı. Esreli nun göremedik. Tesniyenin nunu esrelidir dedik. 18. Eşşecaratu sadigun kadimun lil insani. Evet. Çoğulu aşağıdakiler hangisidir? Cemim kesirini biliyorsak hallederiz. Sadigun estigau. Estigau cemim kesir olarak bunun cemisidir. Bunu bilmemiz yeterli. Bunun dışında nasıl olabilirdi? Mesela eşcar şin harfi var. Cim harfi var. Ra harfi var. Yani cemi mükesserde bu kadar da değişim olmaz aslında. 3 tane harf değişti. 3 harfin hiçbiri tutmuyor. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Ahbar, habera kökleri görüyorsunuz. Ha var, ba var, ra var. Tutuyor mu? Tutmuyor. Ensar, tek tutan ne var? Sat var. Diğer harfler tutmuyor. Olamaz yani. Aynı kökten gelecek ya. Timar olur mu olmaz. Ne olur? Estiga olur. Bu şekilde anlattım. Harfler tutuyor mu tutmuyor mu? Bu önemli olmakla birlikte müfretten cemiye yani cem mükesserden bahsediyorum. Müfretten cemiye mükessere geçer iken. Cemiye mükessere göre değişir o. Bazılarında harfleri tamamen tutar. Tamamen derken yine bir harf değişir yani. Bazılarında çok değişim olur. Bazılarında az değişim olur. Bir harf tuttuğu da olur. İki harf tuttuğu da olur. Üç harf tuttuğu da olur. Ama 3 harf aynı anda hiçbiri tutmuyor. Böyle de bir şey olmaz yani. Dolayısıyla eşcar olması imkansız. Yani şu şıktan olması imkansızdı arkadaşlar. A şık olacağı garantiydi. Ezbere bilmesek bile. Bunda şin var, cim var, ra var. Bunda var mı hiçbiri? Yok. Ne alakası var deyip direkt bunu çizin yani. Bu değildir diye. Belleyin bunu. Ama dediğim gibi 1-2 harften bir tane harfte tutsa, 2 tane de harfte tutsa olma ihtimali direkt olurdu. Hiçbir harf tutmuyorsa ihtimal yok. Çeviri istenmiş 19. soruda. A şıkkı ezzeytun. Zeytin nedir? Şeceratun bir ağaçtır. Öyle ağaç ki huzratun yeşil. Yeşil bir ağaçtır zeytin. Oysa burada sürekliliğinden bahsedilmiş. Ezzeytun. Zeytin nedir? Şeceratun bir ağaçtır. Öyle ağaçmış ki bu daimetul huzratı yeşilliği daim olan. Yani sürekli. Dolayısıyla B şıkkı denilir. Evet, B şıkkı. Şeceratü zeytun, zeytin ağacı. Bakın burada zeytin ağacı dedi direkt. Zeytin demedi. Şeceratü zeytun, zeytin ağacı. Değil mi? Şecara burada muzaf olur. Ez zeytun muzaf leh olur. Oysa burada zeytin denilmişti. Yani bu olmaz. Şecerin ağaç olduğunu bilmemiz çözüme yetti. Şeceratü zeytun yine olmaz. Ez zeytun, zeytun nedir? Şiarun. Min şiaratil İslam. İslam nişanlarından bir nişandır. Yani hiçbir alakası yok. 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mübteda ismi işarettir? Öyleyse öncelikle ismi işareti bulmak gerekir. Haza, hazihi, hazani, hatani gibi ismi işaret aranması gerekir. A şıkkında ismi işareti var mı? Yok. B şıkkında ismi işareti var mı? Hayır. C şıkkında var mı? Yok. Ellezi isim mevsul yani. İsim işaret değil. Karıştırmayalım. D şıkkında isim işaret var mı hiç? Hiç yok. E şıkkında var mı? Evet. Hazi isim işarettir. Bitti yani. Çok kolay bir soru. İsim işaretler az ezber yapılsa yani. Haza, hazi gibi. Bir iki tane ezber yapılmış olsa E şıkkı diye direkt yapılır. Yani bu soru 5-10 saniyede yapılacak bir şeydi. Burayı yaptık mı? Yaptık. Böylece sınav bitti. Yani sorular bitti açıkçası.